Herkese merhaba, Ece Gürler Art Türkiye'ye hoş geldiniz. Sizden çok fazla istek alan bir konu vardı. Canson defterlerini karşılaştırmamı istiyordunuz. Ben de 5 tanesini sizin için karşılaştırdım. Bir takım fikirler edindim, sizinle hepsini paylaşacağım. Bunun öncesinde küçük bir hatırlatma, eğer benimle adım adım resim çizmek isterseniz, resim tekniklerini öğrenmek isterseniz adresim patreon.com/ecegürler. Beni Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Şimdi dilerseniz hemen dalalım bu defter dünyasına. İlk bahsetmek istediğim defter Canson Graduate Bristol. Bu da 180 gram. Şimdi arkadaşlar bunlar ne anlama geliyor? Hepsini anlatmak istiyorum size. Burada gördüğünüz gibi gramajı yazıyor. A3 yazıyor ve 20 yaprak yazıyor. Şimdi gramajının önemini anlatmak istiyorum arkadaşlar sizlere. 180 gram metrekareye düşen ağırlığı bu kağıtların. Altında da 82 LBS, 82 pound yazıyor ama bu aslında çevirdiğinizde 180 gram 82 pound'a eşit değil. Çok daha fazla pound ediyor. Çünkü bu iki birimin ölçme şekilleri farklı. Gramaj bize metrekare üzerine düşen gramı söylerken aslında LB yazan şey 500 tane bu kağıttan üst üste koysaydım ne kadar ağır olurdu anlamına geliyor. Yani ilginç iki tane farklı şey. Ama biz Türkiye'de gramajı kullanıyoruz. Onunla devam edelim. 180 gram genellikle çizim kağıtları için çok iyidir. 180-200 gram arası ben kullanıyorum çizim kağıtlarımda. Bu dokusuz bir kağıt olduğu için ben genellikle kuru boyalarda tercih ediyorum. Ama bakalım diğer kalemlerle de nasıl görünüyor? Bunu tercih edebilir miyiz mesela kömür kalemde ve kurşun kalemde? Bu defterleri test ederken gördüğünüz 2B kurşun kalemini, bu kömür kalemini ve 2 kuru boyayı kullanacağım. Markaları hiç önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi dokusuz kağıdımızdan başlıyoruz. Oldukça kaygan bir yüzeyi var. Kalemim inanılmaz kayıyor şu an kağıdın üzerinde ve gördüğünüz gibi çizgileri tek tek görebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey değil, tarama yaparken istemeyiz bunu. Burada da yaymaya çalıştığımda göreceksiniz ki hiçbir şekilde yayılmıyor. Ama kuru boya ile denediğimizde gerçekten beyaz bırakmadığını, çok güzel yumuşacık bir sonuç aldığımızı görüyoruz. Daha da yakından bakın istiyorum. Bakın burada hiç çizgiler belli olmazken kara kalemde belli oluyor. Aynı şeyi maalesef kömür kalemde de yapıyor. Bakıyorsunuz kömür kalem kendini gösteriyor ama alttaki çizgileri de tekrardan kaldırıyor. Bakın burada çizgileri çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kesinlikle tonlama yapılamıyor bunun arkadaşlar. Şimdi bahsetmek istediğim de Canson'un bu defteri arkadaşlar. Biraz küçük görünüyor şu anda ama size şöyle birazcık daha yakınlaştıracağım. 20 sayfalık A5 kağıdı ve 200 gram. Yani bu sefer ağırlığımız çok daha fazla. Şurada yazıyor. Ay pardon, şurada yazıyor. 200 gram ağırlığında metrekaresine ve ekstra beyaz dokulu ve medium grain diyor. Yani dokulu demek medium grain direkt algılanmış ama şöyle de söylemek istiyorum. Medium grain gördüğünüz şeyi, mesela şöyle göstereyim. Bu şekilde medium grain gördüğünüz zaman bu aslında orta dokulu demek. Yani bir sulu boya kağıdı kadar dokulu olmayacaktır ama yine de bir dokusu olacaktır demek. Çok dokulu değil, yani dokulu kısacası. Bu da bakalım nasıl sonuç verecek. Bunun farklılığı ne derseniz, şimdi diğeri siz de gördünüz dokusuz kağıttı, Bristol'dü. Bu da mix media, yani çok amaçlı. Nedir bu çok amaçlı sanatsal bloklar diye sorarsanız arkadaşlar, bunun ön tarafı çok dokulu, arka tarafı ise biraz az dokulu. Ön tarafı çünkü sulu boya akrilik için, arka tarafı ise çizim için. İki tarafı da karşılaştıralım. Şimdi de Canson'un çok amaçlı defterinde bakalım neler yapacağız. İlk önce sulu boya tarafıyla başladım arkadaşlar. Bakıyorum tarama yaparken, yani çizim biraz zorlu tabii ki dokulu olduğu için bayağı. Bu tarama yaptığımızda da bayağı boşluklar kendini gösteriyor değil mi? Yaydığımızda o boşluklar daha da belirginleşiyor hatta. Bakın daha da yakından göstereyim. Kesinlikle dokuyu görebiliyorsunuz. Kuru boyalar da tabii ki boyadığımızda bir sürü beyaz yer bırakıyor. O beyazlıkları doldurmamız neredeyse imkansız. Ama sulu boyada harikalar yaratacaktır bu taraf. Şimdi arkasını çevirme zamanı, biliyorsunuz arkası orta dokulu ve çizim için ideal bir kağıt.
hep beraber göreceğiz bakalım o kadar da ideal mi? Elmayı ya da elmamsı çizimimi yaptım, güzel oldu. Taramadı da görüyorsunuz dokuyor ama kesinlikle bir sulu boya dokusu gibi değil, sulu boya kağıdı dokusu gibi değil ve yayılması çok iyi, çok güzel yayıldı. Kuru boyalar hala beyaz yer bırakıyor arkadaşlar. Orta dokulu bir kağıt olduğu için. Ama bakın ikinci katı yaptığımda birazcık daha o beyazlıkları doldurma şansım var gördüğünüz gibi. Ama karşılaştırdığımızda sulu boya kağıdı çok daha dokulu. Üçüncü defterimize geldi sıra. Canson Graduate Mix Media. Bu da yine çok amaçlı bir defter. Diğerinden farkı ne derseniz aslında ikisi de 200 gram. Ama bu Graduate serisi yani birazcık daha profesyonel işi diyebiliriz ve işin açıkçası bu daha az dokulu. Diğerinde çok daha doku vardı. Hem çizim bölümünde hem de sulu boya bölümünde. Bunun iki tarafı da aynı derecede gibi ve mesela arka tarafı da hot press sulu boya kağıdı gibi arkadaşlar. Eğer hot press, cold press arasındaki farkı bilmiyorsanız cold press daha dokulu olur. Daha kalın dokuları vardır. Hot press'te daha ince dokular vardır. Ben hot press, Archies hot press kullanıyorum mesela. Genel hot press kullanıyorum. Bunda da gördüğünüz gibi birazcık daha az doku varmış. Hep beraber deneyip göreceğiz ama 200 gram. 200 gram çok iyi arkadaşlar çünkü oldukça kalın demek. Zaten 200-250 gram, 250 gram oluyor genellikle bizim sulu boya kağıtları. Ama bu 200 gram çizim için ideal. Genellikle zaten sipariş veriyorsanız onlar çerçeveli çalar ama ben kalın seviyorum. Gerçekten daha dayanıklıymış gibi geliyor bana. Çizerken de daha güzel bir his veriyor bence. Bu da 20 yapraklı. Hadi bakalım nasıl olacak her şey bunun üzerinde. Bu da çok amaçlı bir defter. Gördüğünüz gibi bakalım. Ama iki tarafı da aynı arkadaşlar. Bu elmam benim daha çok domates gibi oldu. Artık beni mazur görün. Taradığım zaman fark ediyorum ki bu dokular çok daha, birazcık daha ince diğer çok amaçlı deftere göre ve yaymaya bakıyoruz. Gerçekten inanılmaz güzel bir şekilde yayıldı. Bence çizim için çok ideal bir defter bu. İkinci katı da yaptım. İkinci katından sonra çok çok daha güzel, hatta daha güzel yayıldı diyebilirim. Kuru boyalara geçince de kuru boyalarda tabii biraz beyaz yerler kalıyor. Arkadaşlar ucu ne kadar açık olursa olsun sonuçta yine orta dokulu bir kağıtla uğraşıyoruz çünkü. Ama dediğim gibi bir önceki kağıtla karşılaştırırsak birazcık daha ince dokulu. Bakın biraz da yakından göstereyim size ne güzel yayıldı. Bu da bir önceki kağıdımız. Aradaki farkı görebiliyorsunuz herhalde. Bu da sulu boya tarafı oldukça farklı. Gelelim ünlü kağıdımız. Canson 1557 beyaza. Şimdi bu beyazda da 20 yaprak söz konusu, 180 gram. Normalde bunun 200 gramı varsa 200 gramını da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Sadece çizim için bu, çok amaçlı değil. Bu ne demek? Ben bunun üzerine sulu boya akrilik yapamam demek. Bu çok amaçlı olmayınca böyle anlamına geliyor. Zaten burada da çizim için yazmış gördüğünüz gibi. 1557 serisi bizim çok ilginçtir. Türkiye'de en ucuz bulabileceğimiz blokken Amerika'da en pahalılarından bir tanesi. Yani bir kere de biz sefasını üstlendim arkadaşlar bir kağıdın. Dokusu çok güzel. Orta bir doku. Gerçekten silip tekrar kat yapmayı kaldıran bir dokusu var. Özellikle 200 gramı kullanırsanız çok çok daha güzel olacaktır. Tonlama için idealdir diyor üzerinde. Deneyip göreceğiz. Hadi bakalım tonlayalım. Bir de üzerine yayalım. Kuru boya da deneyeceğim üzerine. Bakalım nasıl olacak. Canson 1557'ye geldiğimizde ilk fark ettiğim şey çok beyaz olması. Bu güzel bir şey. Elmamı çok kolay çizdim. Taramada hiç zorlanmadım. Çok kolay bir şekilde grafit kalemimi kullanabildim. Ve yaydığımda da gördüğünüz gibi güzel sonuçlar elde ettim arkadaşlar. Ama sanki bundan önce yaydığım birazcık daha güzel yayılmıştı. Kuru boyalarda da tabii ki orta dokulu olduğu için birazcık beyazlık görüyoruz. Ama hayvan portreleri için ideal. Ve sıra geldi sonuncuya. Bu sonuncuda da Canson Graduate Drawing Pad görüyoruz. Bu da sadece çizim için arkadaşlar. Böyle yeşil bir çizgisi var. Zaten renklerinden ayırt edebiliyorsunuz bu Graduate serisini. 160 gram. Yani daha az gramajı. Bir 1557'ye baktığımızda 180 gramdı. İkisi de çizim için. Acaba aralarında fark var mı? Şimdi de deneyip göreceğiz bakalım hangisi daha güzel. Fiyatlarını da en son söyleyeceğim demiştim. Bakalım fiyatlar arasında da bir değişiklik var mı? Ama bunda 30 tane sayfa var arkadaşlar. Bu 1557'de 20 vardı. Onu da aklımızdan çıkarmayalım. Mesela şurada bir kaydırabiliyoruz. Burada bir ölçeğimiz var.
şurası dokulu, burası dokusuz. Eğer daha fazla, birazcık daha karakter kazansın çizimlerim diyorsanız beyazı da görünsün. Mesela bazı ressamlar özellikle manzara resimlerinde, hayvan portrelerinde o dokuyu almak isterler. O doku onlara yardımcı olur. O zaman çok dokulu kullanabilirsiniz. Ama orta dokulu, dokuluyla çok dokulu arasındaki yerlerde de çizim kağıtları çok güzel olabiliyor. Çünkü mesela cildin gerçekçiliğini uğraşmadan verebiliyorsunuz, o dokuyu verebiliyorsunuz. Ne bileyim, daha güzel böyle gerçekçi portreden çok birazcık daha sanatsal çalışmalar yaptığınızda belki soyut çalışmalar işinizi görebilir. Dokuludan az dokuluya doğru gittikçe de artık grafit ve kömürün biraz tutunması zorlaşıyor. Mesela üzerine kat yaptığınızda alttaki katı kaldırabiliyor ya da çizgiler çok kendini belli edebilir hale geliyor. O yüzden genellikle kuru boyalarda ben gerçekçi çalışmalar yaparken bütün portrelerimde dokusuz kağıdı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi bu kömür kalemlerde ve grafit kalemlerde, yani kurşun kalemlerde dokusuz kağıda geçmiyorum. Hep dokulu kağıt kullanmaya çalışıyorum. Bunlar da size bir örnek olsun, belki ihtiyacınızı karşılamak için yardımcı olabilir bu bilgiler. Şimdi hazırsanız artık sonuncuyu da yapalım, sonra da karşılaştırıyoruz. 160 gram, yani nispeten ince olmasına rağmen bu gerçekten çok güzel iş çıkardı arkadaşlar bu kağıt. Taramamda gördüğünüz gibi koyu bir sonuç elde edebiliyorum. Çizgiler kendini belli etmiyor, tarama çok başarılı. Yaymaya bakacağız şimdi hep beraber. Peçeteyle yaydığımda bakın bu da çok güzel bir şekilde yayıldı. Gerçekten çok başarılı. Şimdi de kuru boyalarımı uyguluyorum. Tabii ki doku görünüyor ama birkaç kat yapınca dokular kapandı gibi arkadaşlar. Kömüre de baktığımda kömür güzel yayıldı. Evet arkadaşlar, şimdi hepsini bitirmiş olduk. Bakalım siz ne düşüneceksiniz birlikte hepsini karşılaştırdığımızda. Kuru boyalara geldiğimizde en güzel sonucu ben Canson Graduate Bristol'de aldım. Gördüğünüz gibi çok pürüzsüz sonuçlar elde ediyorsunuz. Eğer böyle bir şey istiyorsanız kuru boyalarınızla 180 gramı hiç fena değil. Oldukça kaliteli bir kalınlıkta görünüyor. 200 gram varsa tabii ki 200 gramı da alın ama güzel bir defter. Ama kara kalemde o kadar beğenmedim. İşin açıkçası fazla kaygan buldum. Zaten kömürde adam akıllı yayılmadı. Üzerine güzel katmanlanmadı. Ama kuru boyalarda kesinlikle öneririm. Burada Canson'un mix medyasını görüyorsunuz. Yani çok amaçlı defterin 200 gramı. Oldukça kalın bir defter. Ama ve lakin şimdi tabii bir sulu boya tarafı var. Bir de çizim tarafı var. İlginçtir. Mesela Canson Graduate Mix Medya'nın iki tarafı da aynı gibi göründü bana. Bu ama cold press sulu boya kağıdı kesinlikle. Daha dokulu görüyorsunuz. Yani sulu boya tarafında eğer çizim yapmak istiyorsanız bu şekilde görünüyor. Çünkü bazıları o şekilde seviyor. Ama tabii ki yaydığınızda, eğer yayarak tonlama yapıyorsanız kesinlikle öbür tarafı, yani çizim tarafını size öneriyorum. Burada gördüğünüz gibi yine boşluklar görünüyor. Yani o beyazlıkları kapamak zor ama hayvan portresi vesaire yapıyorsanız, tüylerle uğraşacaksanız sorun değil, bence olabilir ve gördüğünüz gibi kömürü çok güzel tutuyor bence. Bu Canson'un Mix Media Pad'i. Burada Canson Graduate Mix Media var. İşte bu da bir çok amaçlı defter ama yani bunun çizim tarafıyla bunun çizim tarafını kıyasladığımızda şu da çok amaçlı, şu da çok amaçlı. Benim gördüğüm şey işin açıkçası çok da farkları olmadıkları ama birazcık daha az dokulu bu. Bunu da nereden görüyorum? Kuru boya tarafından görüyorum. Bakın size de göstereyim. Bu alttaki Canson Graduate, üstteki Canson. Burada gördüğünüz şu az, daha az dokulu, buraya baktığınızda ve buraya baktığınızda çok az da bir fark olsa da ama yayılmaları, işte çizimleri vesaire bence eşit. Şimdi Canson 1557 bizim meşhur beyaz kağıdımıza gelirsek 180 gram. Onda da güzel yayılmalar gördük. Yani çok fazla bir fark görmedik ama mesela tabii ki çok amaçlıyla kıyasladığınızda daha az dokulu. Bir tık daha az doku görüyorsunuz. Bunu da nereden anlıyoruz? Yine mesela şuradan bakalım gösterebilecek miyim? Yani burası biraz daha dokulu gibi görünüyor. Kurşun kalemimizde tarama yaptığımızda burası daha az dokulu gibi. Yayılmaları yine ikisi de güzel. Kuru boyalarla aynı sonucu verdiler diyebilirim. Ve ikisinde de güzel bir şekilde yayılmıştı kömürümüz. Son olarak da buna geldik. Bu da Canson Graduate Drawing'in az dokulusu. Yani yine doku var ama daha az bir doku. Kesinlikle dokusuz değil.
160 gram bu aralarındaki en incesi arkadaşlar. Yani birazcık eğer sipariş veriyorsunuz 160 gramı ben size tavsiye etmem. 180'den başlayın. 180-200 gram bunlar daha iyidir. Ama çerçeve diyor nasılsa insanlar bence çok da önemi yok diyorsanız siz bilirsiniz tabii ki. Daha güzel koyu sonuçlar alabildim. Güzel de yayıldı kurşun kalem bu kağıdın üzerine. Ve kuru boyada da kapayabildim beyazları biraz gibi sanki. Birazcık daha dokular kapandı gibi. Güzel çizgiler de aldım. Şeyi de güzel yayılıyor gördüğünüz gibi kömür kalemim. Yani sanırım en beğendiklerimden bir tanesi bu gramajın düşük olmasına rağmen. Kısaca özetle ben size ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer hem sulu boyam hem de kalemlerimi kullanabileceğim bir şey olsun diyorsanız bu mix media pad'lerini kullanacaksınız. Bu da mix pad'i, bu da mix media pad. Cold press gibi kalın kalın sonuç almak istiyorsanız sulu boyanızda bunu kullanın. Ama daha ince sonuç almak istiyorsanız Canson Graduate'ı kullanın. Daha az dokulu sonuç alacaksınız sulu boyalarınızda. Çizim kısımları gerçekten birbirlerine çok benziyor. O konuda bir şey fark etmeyecektir. Birazcık daha az dokulu olabilir belki ama bence çok benziyorlar gerçekten. Kuru boyalarda pürüzsüz bir sonuç almak istiyorsanız kesinlikle Canson Graduate bir stoli öneriyorum. Normal çizim istiyorum, ben çizimlerimi yapmak istiyorum derseniz tabii ki bunların dışında yani bu çok amaçlılar dışında Canson 1557 ile Canson Graduate Drawing arasında seçim yapmanız gerekirse ben işin açıkçası Graduate Drawing'i daha çok beğendim. Şimdi fiyatlarına da bakınca tabii siz bu fiyatlara değer mi, bu farka değer mi derseniz siz bilirsiniz ama sanki aralarında eğer kuru boyada kullanacaksanız biraz daha fark var gibi ve burada daha güzel yayıldı gibi Canson Graduate'de. Daha az dokulu olduğu için bakın şunu göstereyim. Canson Graduate 1557'ye nazaran daha az dokulu olduğu için daha çok yayılım gösterdi. Daha az tutundu kömür. Burada daha çok tutundu. Yani sizin çiziminizde aradığınız özelliklere göre seçiminiz değişecektir. Yani illa şu iyi şu kötü diyemiyoruz. Ve beklediğimiz an fiyatları öğrenme zamanı. Bakalım bu defterler ne kadarmış? Canson Graduate Bristol şu anda A3. Bunların hepsi A3 olacak bu arada. 20 yaprağı 69 TL. Bunların hepsi Trendyol'dan bu arada. Eğer başka yerden bulursanız daha ucuza kesinlikle alabilirsiniz. Bunlar Trendyol fiyatları şu anda Eylül 2021 fiyatları. Canson Mix Media Pad'e baktığınız zaman da şu andaki A3'ü 20 yaprağı 85.5 TL. Yani iki taraflı kullandığını düşünürsek o yüzden pahalı olabilir diye düşünüyorum. Bunları yanına koyayım isterseniz de hem ismini de görün hem cismini de. Canson Graduate Mix Media 200 gram az dokulu olanın şu andaki fiyatı 20 yaprağının 70 TL. Ve eğer bakarsanız Canson Drawing 1557 şu andaki en ucuz opsiyon gibi görünüyor. 57.9 TL A3'ü 30 yaprağı üstelik. Ve benim beğendiğim Canson Graduate Drawing az dokulu 160 gram da şu anda 80 lira A3'ü 30 yaprağı ama bu da. Diğerleri 20 idi gördüğünüz gibi. Şimdi bunu karıştırmayın arkadaşlar. Bazen diyorlar ki o çok pahalıymış, bu daha ucuzmuş, onu alayım falan. Ama sayfa başı fiyatını düşünün. Mesela hep beraber hemen iPhone reklamı. Keşke iPhone bana sponsor olsa. Neyse 80 bölü 30. Yani burada sayfa başı 2.7 liraya geliyor. Tamam mı sayfa başına buraya baktığımız zaman. Peki burası ne oluyor? Hemen bakıyoruz. Sayfa başı 3,5 liraya denk geliyor. Yani aslında bu çok daha pahalı. Bunu almak yerine bunu almanız çok daha mantıklı. Bunun gibi düşünerek bence hareket edin arkadaşlar. Bu durumda gerçekten sanırım bakalım şu ne oluyor aslında. 69 gerçi farklılar ama. 45. O da çok. 85.5 bölü 20. Ama şunlar çok pahalı. En ucuzu bu. İkinci en ucuzu bu. En pahalısı bu. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani yaprak fiyatına göre hareket edin derim ben. Bir de ihtiyaçlarınıza göre hareket edin. Tabii ki eğer kuru boya kullanmıyorsanız yani bunu hiç gereğiniz, ihtiyacınız yok. Sulu boya kullanmıyorsanız mix media niye ihtiyacınız var? Onun yerine çizim kullanın gibi gibi sorular. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bu arada yüzümü merak ediyorsanız Tesla. Bazen bana şey diyor, nişanlınızı mı koydunuz? Hayır, Tesla biliyorsanız ünlü bilim adamı o. Neyse,
Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşeceğiz. Hatta eğer buraya tıklarsanız şimdi de görüşebiliriz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.